Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu aşıları 15 Mart'ta yapmıştık. Onu da videosunu çekmiştim. Şimdi sonucunun ne olduğunu da görmek amaçlı. Hem yapılışını hem de sonucu ikisini bir arada bir video yapacağım. Şu anda aşılarımız patlıyor. Bu armut aşısıydı, bu patladı. Ötekiler de, gözler de patlamaya başladı. Şimdi bu aşının uygulamalı olarak nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun yanında iki tane daha aşı yapmıştım burada. Onların gerçi çekimini yapmamıştım. Bir yarma aşı, bir tane de dilcikli aşı yapmıştım. Onlar da patlamış. Şu elma. Bu da ayva olması lazım. Ayva. Bunlar gayet güzel patlamış. Netice bu. Bu aşında nasıl yapıldığını videosunu paylaşacağım. Bu ağacımıza armut aşılayacağız. Aşı yapacağımız yüzeyi temizliyoruz. Güzelce temizliyoruz. Kabuk aşı yapacağız. Bu ağaca kabuk aşı yapacağız. İki tane kalem takmayı düşünüyorum. Şimdi kalemlerimizi açacağız. Kalemimizi açtık. Şimdi bu kalemimizi açalım. Ağacımızın kabuğuna bir çizik atacağız. Kabuğu tek taraflı açıyoruz. Kalemimizin yanaştırdığımız kısmın kabuğunu alıyoruz. Burayı almamızın sebebi buradaki kambiyum dokusunu ortaya çıkarmak. Aynı işlemi öteki tarafa da yapıyoruz. Şu yüzeye alıyoruz. Kalemlerimizi yerleştirdik. Üstlerinde ikişer üçer göz var. Daha sonra sıkıca bantlıyoruz. Şimdi de kesmiş olduğumuz yüzeyleri su tutla kapatacağız. Tabi bu aşı macunu da yapabilirsiniz bu işlemi. O size kalmış. Su tut sürmemizin sebebi buralardan su almaması ve nemini kaçırmaması.
uçlarına da sürüyoruz. Kalemlerin ucuna da sürüyoruz. Aşılama işlemini tamamladım. Bir tane büyük anacımız vardı. Buna iki tane kalem aşı taktım. Kenar aşısı yaptım. Ahlatı armut aşıladım. İki tane küçük anacımız vardı. Bunlardan bir tanesine İngiliz dilcikli aşı yaptım. Ötekisine ise yarma aşı yaptım. Şu anda aşı yapmış olduğum ağaçlar yol kenarındaki ahlat ağaçları. Sahipsiz ahlat ağaçları. Siz de bunun gibi ahlat ağaçlarına ya da başka meyve ağaçlarına, sahipsiz ağaçlara aşı yapabilirsiniz. İlla kendi ağacınızın olmasına gerek yok. Bundan başka insanlar da faydalanacaktır. Hayvanlar da faydalanacaktır. Bu şekilde aşılama da yapabilirsiniz. Zevk için aşılama yapabilirsiniz. Bundan sonraki paylaşımlarımı da izlemek istiyorsanız, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.